Ayakta morarması başlamış olan bir hastamız var. Biz daha önce bu hastanın hani o bölgedeki stenti tıkalıydı bacak damarı ama problem olmadığı için izliyorduk. Dolayısıyla şikayet olmadığı sürece bu hastalara dokunmamak gerekiyor. Her ne kadar damarı tıkalı da olsa. Ama hastanın ayağında morarma başlayınca biz tekrar bu hastayı laboratuvara aldık yaklaşık bir ay sonra. Ve bu tıkalı olan stentini açtık. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikli olaraktan tabii burada gördüğünüz gibi crossover yaptık. Yani sağ sol bacaktan girip sağ bacağa geçtik. İMA kateteri var elimizdeki. Ve gördüğünüz gibi görüntü tamamen tıkalı. Buradan itibaren, şuradan itibaren stent buradan başlıyor ve buradan itibaren bu stent tamamen tıkalı. Şimdi bu stenti açıp bu ayağı rahatlatmamız gerekiyor bizim. Ve öncelikli olaraktan mikrokateterle buraya tabii sheetless kateterimizi yerleştirdik. Amplat sift üzerinden kontrlateral geçiş yaptık. Ve bu gördüğümüz bir Gaia PV, bu gördüğünüz 0.35 mikrokateter. Ve yavaş yavaş sabırlı bir şekilde lümeni bulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ve o bölgede bir geçiş sağladık yavaş yavaş gittikten sonra. Tip enjeksiyonu mutlaka yapıyoruz. Tibialis posteriori de tıp perineal de tıkalı ama tibialis anteriori bütün ayağı besliyor. Biraz sonra o da gözükecek. Ve bu biz buraya tabii uzun treasure floppy'imizi yerleştirdikten sonra taşıyıcı telimizi yerleştirdikten sonra üzerine 5x150 balonla predilatasyon yapıyoruz bu bölgeye. Şeyde de var. Burada gördüğünüz gibi bu yukarı doğru predilatasyon yaptık. Ve bu damar açıldı ama buralarda diseksiyonlar var. Oralarda ilaç kaplı balonlarla aşağı 5x100, yukarı da yaklaşık olarak 6x150 ilaç kaplı balonlarla postdilatasyon yaptık. Tabi burada ayağı da görüyoruz. Bakın bu tibialis anterior ve bütün ayağı bu besliyor. Ayak parmaklarında daha çok problem var. Dolayısıyla buradaki anjiozom konseptine göre buranın açılması bizi rahatlatacak. Popliteal bölgede de bakın burada da problem var. Bunlara ilaç kaplı balonlar yapacağız. 5x150, 600. Yaklaşık olarak 3 dakika beklettikten sonra yukarıda bir şey yaptık. Yukarıda bir ilaç kaplı balon yaptık. DSA alıp özellikle popliteal bölgeye bakıyoruz. Burası iyi. Burada da hafif bir diseksiyon var ama devam yani yeterli bizim açımızdan. Açıklık akımı kısıtlamıyor. Bakın bu da gördüğünüz gibi stent içi ve SFA distalini görüyoruz burada. Bakın burada gördüğünüz gibi burası proximali profunda olan bölge. Oraya çok fazla zorlayıp da diseksiyonu arttırmak istemiyoruz. Bizim için önemli olan akıma sağlamış olmak. Başarılı bir stent tıkanması işlemine başarılı bir girişim olarak kayda geçiyoruz.